Sizin iç dış yapılmıştı değil mi beyefendi? Evet. 10 lira efendim. Güle güle beyefendi. Sağ olun. Yine bekleriz. Ha oğlum, kağıt serdiniz değil mi? Görüyorsun ya abi, ben buranın sahibiyim. Bu adamcağızın onda biri şey kalmamış bizde. Allah her Allah'ın günü imreniyorum bu adama. İşin bitince ortada topla öyle çık, tamam mı? Tamam abi. Cafer'cim, ben çıksam acaba... Tabii Ramiz amca, çık tabii. Allah'a ısmarladık, hayırlı işler. Güle güle. Görüyorsun ya, hep aynı saatte çıkıyor. Her defasında da izin ister. Karısı var da evde, zavallı. Vay Ramiz amca, gene acele ha. Ne biliyorsun evlat? Evde çocuk var bizim. Tamam baba, Allah kolaylık versin. Sana da. Şundan al hele bir iki. Hadi. Ya bırak baba, açma paketi. Al canım işte. Ya biz adı üstünde baba. Elimiz ayağımız pek temiz olmaz. Takılma, içe bak sen, içe. Hadi al. Sağ ol baba. Geldin mi Ramiz Bey? Geldim ya. Hem de uça uça. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım hanım? Bugünümüze şükür. Sen ne yaptın? Aynı, ne olacak? Bak ne aldım sana. Ama Ramiz Bey, her Allah'ın günü böyle olur mu canım? Bayram çocuğu gibi. Neden sakınacağım ki Elif kadın? Deliye her gün bayram değil mi? Ah, yoksa yedin mi yolda yarısını? Yok ya. Kapıda bir işçi oğlancık vardı, ona verdim. Sen iyi bir adamsın Ramiz Bey. Hem iyi hem yiğit. Allah senden razı olsun. Hadi canım sen de. Utandırma beni işte. Ağzından kaçırdı. Ne? Ciddi misin? Seni bekliyorum. İşte bu be, işte. Görüşmeyi kısa keselim istersen. Ha? Departman yöneticilerinin çeneye pek vakti olmaz, biliyorsun. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Böyle çorba görülmüş mü hanımefendi? Görülmüş mü? Yine döktürdün değil mi?
vay 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 vay. Ellerin dert görmesin emi. Niye o kadar uğraşırsın halbuki? Öyle deme. Çorba işi ilimdir, ilim. Batma ciladır demişler. Boşuna mı? İyi, hadi bakalım. Kapanır mı dersin? Ya en azından asabımız bozulmaz. Hadi içelim şu çorbayı. Yaşında helak oluyorsun. Kalkıp sana bir bardak su getirmek için neler vermezdim. Buyurun. Artık sakin olursun herhalde. Ben var ya ben çok iyiyim. Zımba gibiyim. Bir öpmediğin kaldı garsonları. O bahşişler neydi öyle? Ben onun kaç katını kazanacağım biliyor musun ha? Kaç katını? Hey be! Departman yöneticisi be! Departman yöneticisi! Al bakalım. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Güle güle. Bir isteğin var mı hanım? Yok, ne olsun. Sen de geç kalma Ramiz Bey. Ben idare ederim. Nefes nefese koşturuyorsun sonra.
Tamam. Hadi çıkıyorum ben. Hadi uğurlar olsun. Aman dikkat et kendine. Aman dikkat. Onu bırakma. Anneni bırakma. Ne? Ne? Bir şey mi dedin? O kadar zorlama kendini. Bak sesler de duymaya başladı. Biz ona baktırırız. Ramiz amca, ne oldu amca, iyi misin? Yavaş, ortalığı belveriye verme. Yok bir şeyim. Haber vereyim Cafer abiye. Yok, işine bak sen. Biraz dinleneyim, geçer. Baban 73 yaşında. Gidip araba yıkıyor, biliyor musun? Yazın yanarak, kışın çelik gibi suda parmakları donarak çalışıyor. Bir gün bile of demedi bana. Bir gün aşure getirdi, bir gün menekşe. Sırf ben mesut olayım, sırf umudum yemyeşil kalsın diye. Tuvaletimi yaptırıyor benim. Yıkayıp temizliyor. Tırnaklarımı kesiyor benim. Yatağıma yatırıyor. Hem de kemikleri çatırdarken, vücudu kurşun gibi ağırlaşmışken yapıyor bunu. Ya sen neredesin Bülent? Sen neredesin oğlum? Şu resmini kalkıp bir parçalayabilsem, elime geçirsem de evine çevire dönsem. Senat olmayacak mısın oğlum? Sen ana baba olmayacak mısın oğlum? Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Neredesin? Şöyle iyi bir yere gidelim ya. Canım ben neresi olursa olsun salataya mahkumum nasıl olsa. Vallahi ben götüreceğim, bilmiyorum. Annene git. Bırakma. Senin ne işin var burada? Ne oldu Bülent? Babam. Baban mı? Gidelim hadi.
Babana ne olmuş? Yok bir şey Çiğdem, üsteleme. Neden görüşmüyorsun onlarla? Anlatmayacak mısın? Çiğdem, tamam artık kapat bu konuyu. Kendim için değil. Ama ben gidersem ne yapar? Tek başına ne yapar bu koca dünyada? Anneni al benden. Ben gidiyorum. Anneni al. Al anneni benden. Ben gidiyorum. Anneni al benden. (Gülüyor)
sonra. Ramiz. Ramiz kalk hadi, geç kalacaksın. Ramiz. 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 Ramiz bana ses ver. Ne olur konuş benimle. Konuş ne olur. Ramiz. Allah'ım. 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 Ne duruyorsun yolun ortasında? Manyak mısın be? Ama o... Sıyırmış bu be. Tövbe tövbe. Kaderde yan yana ölmek de varmış. Açlıktan insan ölmezmiş. Ama susuzluk öyle mi ya? Çok sürmez. Gelirim yanına. Senin olduğun yere gelirim. Hep yanında olduğum gibi. Hep yanımda olduğun gibi. Çok sürmez. Sürmez çok. Annene git. Annene git. Anneni bırakma. Git ona. Anneni bırakma.
Hiç solmuyorlar deyip. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşağıda epey bekledim ama gelmeyince... Hey, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çıkalım hadi. Hadi. Nereye gidiyoruz? Nereye mi? Yemeğe tabii. Ne var aklında senin? Onlara gidelim. Onlara mı? Kime? Annenle babana. Çiğdem. Saçmalıyorsun biliyor musun? Yani insafsızca davranıyorsun. Ne ilgisi var şimdi ya? Halini görüyorum Bülent. Ama... Ama hala inat ediyorsan sen bilirsin. Çiğdem. Çiğdem. Üniversite bittiği sıradaydı. Ya bir gün bir kızcağıza götürdüler beni. Ne bileyim, başı tülbentli, uzun etekli bir ev kızı işte. Önce anlamadım. Sonra annemin hevesinden, babamın keyfinden anladım meseleyi. O kızı bana almak istiyorlardı. Ya ne bileyim, birden nevrim döndü. Bağırdım, çağırdım, hakaret ettim. Tartıştık. Çok ağır konuştum. O günden beri de... Bunun için mi kırdın onları? Sana yapabilecekleri en iyi şeyi yapmaya... Ya ne bileyim, verebilecekleri en iyi şeyi vermeye çalışmışlar. Ve sen de... Hemen arabaya geliyorsun Bülent Bey. Ve hemen oraya gidiyoruz. Senin evine. Hemen. Evde yoklar mı acaba? Gidelim hadi. Bülent.
Hiç kokmadı, dikkat ettim. Baban, niye biliyor musun? Baban, niye kokmadı biliyor musun? Çünkü içi temizdi. Hadi biz de gidelim hastaneye. Affedin beni. Beni affedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.